Merhaba sevgili tıraş severler. Bugün yine bir sakal tıraşında beraberiz. Esu Ustura, Ekrem Sayar Ustura'nın bana gönderdiği üzerinde Berber Bey yazıyor. Tasarım bir ustura. Onunla tıraş olacağız. Ve Latoja, doğru mu tutuyorum? Latoja Hidrotermal tıraş kremi 150 gramlık ambalajında. Almanya'dan Murat arkadaşımız gönderdi. Çok sağ olsun, teşekkür ettik ona. Zahmet oldu. Bizim buralarda bulunmuyor galiba bunlardan. Bir tanıtımını yapalım bakalım. Latoja Hidrotermal. Şöyle önce bir yüzümüze sıcak su sürelim. Hafiften. Sonra fırçamız da hazır şurada. Şöyle hemen açalım. Kokusunu bir deneyelim. Bu tüpü teneke tüp. Sağlam bayağı. Güzel bir kokusu var. Hidrotermal dediğine göre işte mineralli sular falan filan herhalde onlardan var. Bir parça sürdüm. Çok cıvık bu. Hemen bir sürelim bakalım. Bayağı bir kaygan, cıvık bir krem. Kokusu fena değil, güzel. Bayağı bir güzel yani. Çiçeksi koku değil de daha böyle sert bir kokusu var. Böyle yanıksı böyle bir yanıksı bir kokusu var ya, böyle hani ne bileyim deniz kabuğu değil de bir şeyler yani. Hemen fırçamızla başlayalım. Tıraşımızı olan kokusalım. Hop. Şunun fazla suyunu bir sıkalım hemen. Bayağı kaygan görünüyor. Kayganlığı çok hissediliyor. Kıvamı güzel duruyor şu anda. Bakalım bol köpük verecek mi? Tıraş sabunlarına göre fazla böyle büyük köpük yapmadı. Ama yoğun bir köpük oldu. Kaygan ve yoğun bir köpüğü var şu anda. Herhalde güzel bir tıraş olunur bununla. İlk izlenimler öyle. Koku kıvam olarak güzel. Kayganlık olarak güzel gidiyor şu anda. Evet, Old Spike'ın kokusuna benziyor. Old Spike var ya, onun kokusuna benzettim ben bunu. Bayağı bir de şey vardı, o da Almanya'dan gelmişti. Kaptan diye bir Captain yazıyordu üzerinde. Duş jeli olması lazım. Old Spice daha çok bilindiği için onu söyledim. Hani koku konusunda fikir olması için. Coşkun bir köpüğü yok ama şey yani sıkı bir köpük var. Küçük, büyük baloncuklu değil yani. Bakalım tıraşta performansı nasıl. Şimdiye kadar övdük. İş bundan sonra. Gelelim. Jiletimize. Permaşarp.
Esu Grup'un Esu Business usturası. Sessiz olun ve gülmeyin. Bak burada ciddi ciddi bir iş yapıyoruz. Hemen başlayalım. Gayet güzel. Gayet güzel, akıcılığı iyi, kayganlığı iyi. Cilt kurumadı şu anda. Ala bu ne ya, tıraş kutusu mu? Tıraş. Altınları koyacağım Ahmet. He? Altınları. Altın mı koyacağım? Dudağı da kesmişiz hafiften. O kadar olabilir. Bakalım kurudu mu? Şu anda kuruma yok. Kıvamını kaybetmedi. Ve biraz da nemli duruyor. Kayganlığı gayet güzel, bayağı iyi yani performans. Yüzümde birazcık mentol gibi ferahlama, yanmayla karışık soğukluk, serinlik geliyor. Herhalde içinde mentol var.
Ciltte bir ferahlama var. Güzel. Cilt çok kurumadı. Kayganlığı iyi. Köpüğün kendisi iyi. Kurumadı. Gayet başarılı. Ben beğendim. Bulabilirseniz alın. 150 gram bu arada. Gramajını söyleyelim. Kutusu da bayağı büyük. İçine ben de gireceğim yani. Kolum girecek. Bayağı büyük bir köpük. Biper de daha mı olsam ya? Dur. Köpüğüne bir bakalım hemen. Köpüğün son durumunu hemen inceliyoruz. Yani o yoğun köpük duruyor. Gitmedi. Sönmedi. Köpük sönmedi yani. Gayet başarılı. Gördüğünüz gibi. Fırçaya bile gerek kalmadı ya. Harbiden ha, fırçaya da gerek kalmadı. Ben biter de daha tıraş olan ya. Teref olmaz. Köpük. Tabi sabun inceleyince birazcık kurumaya başladı. Sert bir köpük oldu şimdi. Kuruyunca biraz sertleşti ama kıvamını kaybetmedi. Ya adamlar çok güzel yapmışlar ya. Ben beğendim. Fırsatınız olursa deneyin. Koku, kayganlık gayet güzel. Tıraş sonrası da daha böyle kurutmuyor sanki cildi. Nemli kalıyor. Bana saattir olsun. Bir dahaki videomuzda Haslinger tıraş sabununu kullanacağız. Öbür videoya da beklerim. Teşekkürler.